Prince of Persia oynatıp ortalama izlenmemi düşürmek miydi? Lanet adam. Son zamanlarda izlediğim en iyi video. Kesin arkadaşının videosu. Hepinize merhaba, ben Aa evet, bu hakikaten çok iyi bir video. Bu süper bir video. Berkant Ajans'ın sahibi, aynı zamanda Bu girişimci süper. Berkant Güven. Merhaba, Zuha Güven ben de. İç mimarım. Adım Borkan Güven, 11 yaşındayım. Futbolcu olmak istiyorum. YouTuber olmak istiyorum. Çocuk işçiler adına çekilmiş çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Berkcan'ın gülerken gözlerin yok oluşu ve inanılmaz itici yapmacıklığıyla bu videoda gerçekten Oscar adayı olmalı. Oscar adayı kesinlikle olmalı. Çok başarılı buluyorum yani. Çok başarılı. Çok. Ben ise CEO owner pozisyonundayım. Bunun yanında şirketimizde içerik desteği veren insanlar da var. Zuhal'in kardeşi Faruk cidden 15 senedir bizimle ve bizim yapacağımız projelere entegre bir şekilde sırasını bekliyor diyebiliriz. Benim adım Faruk. Almanya'dan geldim. Zuhal'in abisiyim. Borkan'ın da dayısı oluyorum. Berkant beni aradı. Berkant Ajans'ta abi dedi çalışır mısın? Dedim çalışırım. Bana sağ olsunlar burada bir oda verdiler. Burası benim odam. Zor oluyor. Ama üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Çünkü alıştım 6 senedir falan ben buradayım. Şimdi ben buraya götü verdiğim zaman Borkan'ı biz çok gönlü bir çocuk yapmak istiyoruz aslında. Evet, amacımız bu. Biz bu arada Kız kim okuldaki bilmiyorum. Kız Berkcan'ın arkadaşım bilmiyorum. Başka bir YouTuber'ım ama kız da çok iyi oynamış. Mükemmel oynamış yani. Tam böyle orta yaşlarda çocuklarını çocuk işçi olarak YouTube'da çalıştıran iğrenç ama böyle sektörde kendilerini çok güzel pazarlayan oyun durmuyor eski diye bir beyaz tane oyun yakalı, çıkmış. şimdinin kendini zekisi zanneden hıyar bir çiftin muhteşem bir portresi olmuş ya. Daha iyi olamazdı. Kız arkadaşımı. Öyle mi? Bilmiyordum. İşimin yetersiz Çok olduğunu iyi abi. düşündüğümüz için Borkan'ı evden Bu eğitim kadar veriyoruz ekürüt yani. olamazdı. Borkan'ın 2018-2019 eğitim alışverişini yaptık. Ona şimdi vereceğiz bunları. Neler aldınız? Gel gel, bak 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 oğlum. Bu, evet. Kamera! Kamera, evet. Oğlum git PlayStation. çalış şimdi, git çalış. Kafanı kaldırmıyorsun PlayStation'dan. Açıyorsun FIFA 19 Ultimate. Evet, şimdi Borkan'ın büyüklere saygısızlık dersindeyiz. Uygulama olarak size de gösteririm. Küfür yok. Tamam. Aşağılama. Tamam. Hadi, hadi oğlum. Hep yapıyorsun bunu. Hadi yapın. Hadi. Salak, şişman, sen kimsin memeli? Borkan, dayınım ben senin. 30 yaş var aramızda, adam gibi konuş. Sen hiç sıçmıyor musun? Burkan, Çengel tayfadaki 2 numaram benim ya. Çok iyi. Ne kadar ayıp, babam duysa ne der? Babam duysa ne olur, saçına bak, herkes Samarkand. sıçmış zaten saçına. Borkan, ne biçim konuşuyorsun? Şaşı. Vuracağım şimdi. Ha, çok iyiydi. Bitti mi? Bu çok kadar iyiydi. mıydı Berkant? Tamam. Çok iyiydi, çok çok iyi. iyi. Git uyu, hazırlan. Tamam, ben uyuyayım o zaman. Hazırlan, Hazırlanayım. 5 sene sonraki projede. Çok iyi. Başrolsün. Çocuk gelişiminde 6 ay anne sütünden sonra 4 yıl zorunlu tablet kullanımı bizim çok işimize yaradı. Herkese kesinlikle öneriyorum. Yani ben görüyorum mesela Borkan'ı. Kitap okuyor. Diyorum ne yapıyorsun, salak mısın sen? Niye kitap okuyorsun? Yani YouTuber'lar ona zaten hayatı öğretebilir. Bravo, doğru. Gerçekten. Doğru tercih. Uygulamalı eğitim dersimiz devam ediyor. Şimdi sözlü vakti. Bu arkada gördüğünüz her şeyi Baran ezberledi. Şimdi ona sorular soracağız. Baran, Rain Man nereli? Rain Man Pakistanlı. Aferin. Bu bir. Yes. YouTuber'ların isimlerini ezberlemek için kodlamıştık kafamızda. Enes Batur'u nasıl kodladık? N-S-Butter. Yes. Evet Baran, Rain Man'i 5 sene sonra nerede görüyorsun? Türkü var. Aferin, aferin. Şu anda Borkan 10 yaşında. 12 yaşında onun YouTube kanalını aktif hale getireceğiz. Çocuk CPM'lerinin çok yüksek olduğu için böyle bir fikir düşündük. Evet. Dayısıyla birlikte. Böyle bir kanal açacağız. Bir pilot bölümü çektik dayısıyla birlikte. Cidden çok güzel oldu. Biz İçimize çok sindi. beğendik, inanılmaz. Johnny, Johnny. Yes, papa. Eating sugar. No, Borkan, bu rengin adı ne? Mavi. Blue. Peki Borkan, bunun adı ne? Papuş, papuş. Papuş, papuş. Neredeymiş bizim papuş? Cici kuş, cici kuş. Karım bana şöyle bir fikir ile geldi. Solunum yapan her şeye Instagram hesabı açsak nasıl olur dedi. Ben dedim ki inanılmaz.
Şu an köpeğimizin bir Instagram hesabı var. Köpeğimiz köpek mamaları reklamı yapıyor şu an. Yolda dur. Bir tane yapay çiçek var. Yapay çiçeğimizin solunum yapmasını bekliyoruz. Ona, o zaman patlayacak. O zaman patlayacağını düşünüyorum. Yani yapaylıktan artık hani biraz karakterinden sıyrılıp doğallığa kayabilirse o çiçek. Şu anda yapay fakat ona doğal olmayı öğreteceğim. Eğitimin bu aşamasındayım çünkü sosyal medyada doğallık tutuyor. Doğal ol! Samimi ol biraz! Samimiyet! Fotosentez! Yeşil ol! Doğallık yeşillikten gelir. Solunum yap! İki tane projemiz var aslında. Sizin de bilmediğiniz projemiz ise bizim en çok güvendiğimiz projemiz Embryo Güven Projesi. Karım Instagram hesabını açtı, Embryo Güven diye. Evet. İlk fotoğrafımızı da paylaştık. Garip bir şekilde proje güzel gidiyor. Karım minik anketler yapıyor. Bebeğin adı ne olsun? Bebeğin cinsiyeti ne olsun? Ne olsun isterdiniz? Tamamen o çocuğu halka mal etmek istiyoruz biz yani. Çünkü sosyal medyayı artık takip etmek zorunda gibi hissediyoruz. Evet. Şimdi mesela TikTok videoları çıktı. Biz tabii ki de hemen karımla birlikte TikTok videoları da çektik. Borkan'a bu... Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Evimin direği. Kalbimin sahibi. Çok kötü ya. Canımın içi. Embriyo güven için aslında düşün. Kızın ekstra mallaşması çok iyi şurada ya. Furkan bayağı moda girmiş de kız ekstra mal olabilmek için elinden gelen her şeyi yapmış ya burada. Çok güzel abi şu TikTok videosu, bu efsane ya. Embriyo güven için aslında düşündüğümüz şeyler var yani. Biz kötü ebeveynler değiliz, çocuklarını çok düşünmeden yetiştiren o insanlardan olmadık asla. Embriyo güven eğer kız olursa... Ben makyaj çok istiyorum açıkçası. Ben de şive komedisi üzerine yoğunlaşmasını istiyorum. Çünkü şive komedisinin gerçekten geleceği olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya gay. Şu an Borkan'ın üzerinde de bir şive eğitmeni çalışıyor. Ona belli şiveleri öğretiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, bir daha. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Ha uşağım. Süpersin. Teşekkür. Bilmeden işinde gücünde herkes dinamik, azimli çalışıyor. Yani adamış durumdayız. Adamış durum. Yani hani cidden bu iş için aradık kendimizi. Evet. Berkan Tajans, aileniz gibi. Sondaki audio jungle'ı duymasak iyiydi ha. Berkcan parasını verseydin müziğin. Neyse. Güzel abi, yani gerçekten iyi gönderme. Ondan sonra bazı insanlar çocukların eline tableti verip ondan sonra çocuk bir anda evde durduk yere öyle bir sıkıntısı olmamasına rağmen peltek peltek konuşmaya başlayınca ne oldu lan bizim çocuğa diye soracağına, acaba bu çocuğa yeterince ilgilenmiyoruz diyeceklerine, bu insanlar çocuklarımıza zarar veriyor deyip mahkeme falan filan dava açmalara koşturuyorlar. Güzel mantık. Severiz. Anonim birisinden 2 euro gelmiş, diyor ki Hallo Caho, mach weiter so, küsschen auf die Augen. Dankeschön canım, dankeschön. Dankeschön. MT'den 4 lira dikkat Morse demiş. Şimdi o zannediyor ki ben onu çevireceğim. Hayatta çevirmem. Yo, çeviririm. Bir dakika. Çok basit abi bu iş ya. Aa, niye kopyalayamadım lan? Seni keko. Brom botları attım. Ananı sikip yakalandık. Eyvallah Brom. Teşekkürler. Evet bu... farklı adam hoş geldin. Roy Frey hoş geldin. Fızıt Yusuf'tan 6 lira. Sikerim Caho'ya terbiyesizlik yapanı. Bu arada sana özel 20 milimetre
40 milimetre, 60 milimetre iğne aldım lordum. Evet, götümüze o şeyler artık takılacak herhalde. Akupunkturlar bilmem neler. My Point Fox 27. ayını kutluyor. Teşekkür ediyorum. Anonimden 4 lira. Videoyu 2 dakika göz atsan yeter. Kanalı chat'tekilere göstermek istedim. Oyun geliştirmekle ilgili her konuda en az 1-2 video var. Oyun geliştirme panelinden oluşuyor. Çok eğitici. Kanka bunlar İngiliz.